Selamlar dostlar, sizlerle bugün Enver Paşa yolunu oynayacağız. Disaster modunda. İlk başta Ermenistan'la olan savaşla başlayacağız. Trabzon bölgesinde mücadele edeceğiz. Kafkaslara geçeceğiz ve Anadolu'yu Enver Paşa'nın çatısı altında toplayacağız. Burada da Enver Paşa'nın hikayesini anlatıyor. Forward diyerek ilerleyelim. Şimdi komutan olarak iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Sıkıntı yok. Şöyle. Kolay, çok kolay savaşınız. Hiç öyle endişe edilecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi iyi de bir şey var. Focus series de var. Kısacası bir Focus series'inden bahsedelim. Gittiğiniz yeri core yapıyorsunuz. Van'ı kontrol ederken direkt barış anlaşmasına oturmayıp direkt core, core, core. Ondan sonra Samet planı gidiyorsunuz. Sonrasında 1945 Egeyne gidiyorsunuz. Yavaş yavaş ülkeyi topluyorsunuz. Güçleniyorsunuz. Kısa Focus serileri var. Aynı Türkiye'ye yetişiyor. Ondan sonra da Ready for Disaster'a gidiyorsunuz ve her yeri korluyorsunuz. Ve işin sonunda büyük bir Turan şeyi kurmaya başarabiliyorsunuz diyebiliriz. Önce Türkiye'yi kuruyorsunuz. Sonrasında Turanist olarak Türklerin yaşadığı bölgelere akın ediyorsunuz. Şurada da Turan Federation var. Onunla alakalı eventimiz de olacaktır. Evet, tabii tam Turanist olmuyor. Minimal. Hani olağan şekilde. Tahmin edilebilir şekilde oluyor. Yani yapılabilir şekilde oluyor. Yani Rusya'nın tamamı değil de göreceksiniz. Evet, ilk başta manpower'ımız yok. Ve Doktrin'de yine Superior Power gideceğim. Fark ettiyseniz iki resource slot var. Bu biraz sakat. Ama üstesinden geleceğiz. Hiçbir fabrikamız yok. 0'a 0. Elde var 0. Direkt line atağa geçeceğiz. Tabi önce birazcık bir planning buff'ını alalım. Minimal kayıplarla hallederiz. Karşımızda şans yok. Planning buff'ı ile beraber vuracağız. Oraları çok zayıf. Ve bizim çok büyük buff'larımız var. Bir de Enver Paşa'ya bir buff alalım. Ofansif doktrinin ala bir şey ofansif şeyini alabiliriz, koyabiliriz. Değil. Geldi. Güzel. Başlayalım. Diğer fokuslara gidemiyorsunuz. Önce bir işgal etmek lazım. Gördüğünüz gibi direkt line atakla basit bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü ona karşı buff'ımız var. Tekrar tekrar söylüyorum. Anadolu'yu toplamak için Enver Paşa'nın güzel buff'ları var. Özellikle şuna da buff var. Hızlıca işgal edelim. Dünyada tekrardan çeşitli çeşitli şeyler oluyor. Kolay bir savaş. Böyle abartılacak bir yanı yok. Tabi biraz elle de yönetebilirsiniz. Daha az kayıplarla çıkabilmek için. Ve Pakıta da oynayacağız tabii ki. İçleri zaten hemen boş oluyor birliklerin. Çünkü win ratio'muz çok yüksek. %100 win ratio ile ilerliyoruz. Bakın. Hiçbir battle kaybetmediğimiz için oluyor aslında bu. Ama şunu kaybedeceğiz. Bakın win ratio düşecek. Tık. %80'e düştü. Efektif bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Şuradan aşağı doğru bir yarma harekatı yapacağım. Şöyle bir paketimiz var. Bir yarma harekatıyla değil mi? Şu orduyla da şuraya vuralım. Güzel. Ermenistan ordusu pakete girdi. Bundan sonrası yıkım onlar adına. Şu orduyla da şuraya gidelim. Yerevan'a kadar gideceğiz. Burada Focus gidebiliyorum. Ben unuttum. Erzurum artık Kor. Direkt bize geçecek. Kor olarak. Şunu da bitirelim. Gördüğünüz gibi direktman manpower veriyor. War support veriyor ama stability kısıyor. Enver Paşa'nın çok büyük bir debuff var. Gittiği reformlar, yaptığı hareketler sürekli stability'sine vuruyor. Bunu büyük bir sorun. Buna değineceğiz. Yani bir yerden geliyor, bir yerden gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Sıkıntı biraz. Biraz sakat. Ama çözeceğiz. Çözeceğiz. Her şey gibi bu da çözülecek. Savaş bitmedi daha. Yakınız. Bakın burayı direkt aldığım için bunun ordusu direkt puf oldu. Ermenistan'ın şeyi biraz fazla. Victory point'i. Ona dikkat ederek oynayacağız. Şöyle. Pakıta da sokalım. İstanbul hükümetiyle de daha doğrusu İstanbul demişim.
Mustafa Kemal hükümetiyle de savaşacağız. Halifelikle de savaşacağız. Özellikle Boabi ile de savaşacağız. Zaten birazdan savaşa girecek. O muhtemelen o bize savaş ilan edecek. Van'a da girersek bu iş biter. Yakında girdik. Evet. Ardahan'a da girip bitirebiliriz. Şu fokusumuza da gidelim. Van'ı da korlayalım. Yine bir debuff daha yedik. Önemli değil. Kars'ı da ele geçireceğiz. Biraz elinizi çabuk tutmanız lazım. Dediğim gibi savaş kapıda. Şu İngiliz mandası yakında savaş açacak. Sağ sola. Burada direkt var ekonomiye geçebilirsiniz ama hiçbir anlamı yok aslında. O yüzden limite de geçeceğim. Şu fabrikam yok. Evet, Ermenistan tamamen alınmıştır. Burada direktman Kars'ı da alacağız ve direktman ayrılıkçıların üzerine yürüyeceğiz. Güzel. Kars'ı artık kor. Böylelikle topraklarımızı hızlıca geliştireceğiz. Bundan sonrasında da ilk videoda da ilk disaster modunun videosunda da gördüğünüz gibi Bakü'yü, Azerbaycan'ı kendimize katacağız. Birleşeceğiz onlarla. Turanis Idea ile. Direkt Declare War attık. Hızlıca fetih eyleyeceğiz. Bunu bitirdikten sonra direktman fokus devam edecek. Güzel. 1915 again. Şimdi üstteki abiye doğru biraz sıçrayacağız. Asker basmaya çalışacağım ama zaten elimde avucumda yok. Az sayıda var. Enver Paşa'nın zor olan kısmı da bu zaten. Sıkıntı biraz. Azerbaycan'ı annekseceğiz. Rekor yapıyor. Burada kor da gelecek. Şöyle geldi bile. Niye gelmedi? Gelir şimdi. Fabrikamız geldi gördüğünüz gibi. Bir anda güçlerini verdik. Şimdi buradan stabilite alabiliriz. Buradan fabrika alabiliriz. Önce ben fabrikaya gideceğim. Bir de müziği değiştirelim. Dur, bir alttakine tıklayacaktım. Çok güzel bir müzik değil mi? Şu an burası bölünecek. Samsun'da çıkan bölümünü biz alacağız. Disaster'a girdik. Armeniler ayaklanıyor. İyi bir disaster. Gerçi disaster kalkıyor galiba. Özür dilerim. Yendik ya. Ama debuff verdi bize. Disaster'ını kaldırırım ama sağlamda bir debuff veririm dedi. Fabrika sayımızı çok güzel arttırdık. Şimdi tüfek üretimine geçebiliriz. Bir fabrikayla da çeliğimizi alalım ve milli mücadelemiz için tüfek üretmeye devam edelim. Buradan da stabilite alacağız. Stabilite çok gidiyor ama sorun yok. Gördüğünüz gibi bu yine 5'e bölündü. Burada 5'e bölünüyormuş, 4'ü değil. Ben neyse bunu hep ayrık zannettim. Bir nevi burası güç mücadelelerinin yeri oluyor. Buradan altyapı alınabilir. Buradan stabilite alınabilir. Buradan da alınabilir, evet. Hangisi aksa? Heh, şunu alalım. Yine bir debuff. Sürekli reform yapıyoruz ve debuff yiyoruz. Gördüğünüz gibi eksi 200 political puandayız. Yine bu da bize debuff verecek. Her yaptığımız reform bize debuff olarak gelecek. Ağır debufflar hem de. Azerbaycan kor. Ermenistan değil. Buradan o aldığımız debuff'ı kaldıracağız. Derken bir tane daha debuff yedik ve buradaki manpower'ları da kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi eksi 300'deyiz. Tıraşı yiyorlar be. Doktrinimize devam edelim. Güzel.
Buradan da yine Sabit alalım. Sabit çok gidiyor. Her yaptığımız reform dediğim gibi sağlam bir şekilde bizden şey götürüyor. Diyeceksiniz hemen bunları alalım. Hayır, alamıyorsunuz. Önce bu bütün fokuslar bitecek. O yüzden elinizi çabuk tutmanız lazım. Yoksa Mustafa Kemal ile çok erken, Atatürk ile çok erken savaşırsınız. Milli mücadelede. Çok erken savaşırsınız. Atatürk ile. Army Reform'dan ziyade şu altyapıya gideceğim. Altyapı çok önemli. Ve yine bir debuff ama artık biraz en azından PP alıyoruz. Bu sefer parti ideolojisi biraz düştü mü? Yok, tamam, toparlamış. Enver Paşa tek şeyde topladı. ID setinde. Nation ID'de. Bir şey daha bitirdik. Devam. Almanlarla konuş, event falan var ya. Bu core olayı çok önemli. Onu yapacağız. Yakında savaş da yiyeceğiz. O yüzden asker basmak istiyorum. Elimdeki son tüfeğe kadar. Bir de bizim cap biraz sakat gibi. Güzel. Gürcistan'da şimdi işbirliği yapacağız. Bu Alman değil mi ya? Düşündüğüm Alman komutanım acaba? Olabilir. Abi buna bakmak istiyorum ya. Bu şey mi? Mareşal olan mı? Bunu pek bilmem ama bir bakmak istiyorum. Durun. Size de güzel bir bilgi, bana da güzel bir bilgi. Nasıl bu? Bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi. 8. Ordu Komutanı. Osmanlı'daki 8. Ordu Komutanı. Alman Mareşal. Doğru tahmin etmişim. O da buraya gelmiş. Niye Gürcistan, onu anlamadım ama. Güzel bir gönderme daha. Modla alakalı. Tam ismini bilmiyordum ya. 8. Ordu Komutanıymış kendileri. Non-aggression imzaladık onlarla. Paşam İzmir'i aldı. Alacak. Evet, buradan var ekonomiye geçeceğiz. Army reformu da yapıp tatlı tatlı ülkemizi tekrardan toparlamaya başlayacağız. Evet, İzmir alındı. Şimdi 8. Orduyu acilen müdahale etmek istiyorum. Biraz sakatta çünkü orası. Hemen şu 14 günlük şeyi alalım. Bize yakında savaş ilan edecek bu hıyar. Yakında savaş ilan edecek. Araplar birleşti. Abi şu müziği duymak zorunda mıyız ya? Kapatamıyorsunuz da. Değiştirelim, müzik gitmeyecek. Bakın, gitmiyor. Evet, bize savaş ilan edecek. Ve sen ne? Ha, nasıl? Hocam? Paşam? Bu olmadı sanki ama. Evet, Atatürk biraz fazla hızlı davrandı ya. Önce bir hani mandayı bitirseydik ya. Olmaz mı? Zor olacak. 6 birim aşağıya yeter. Savaşı biz izleyeceğiz. Abi ben şunu, Brother in Arms'ı hemen gitmem gerekiyor. Bunlara peace'deyken gidebiliyoruz. Hocam. Çok erken gitti bu arada. Brother of War'a. Niye bu kadar erken gittik ya? Çok erken. Çok erken. Abi daha hızlı gitmezseniz oraya ne enchantment kurarız ne de başka bir şey kurarız. Atatürk'e savaş ilan etti o da. Fokusu iptal oldu. Oh, çok iyi, çok iyi. Direkt Brother of Arm. Oh. Az önce bize olan şey oldu. Abi o öldürür yalnız. O öldürür. Oo. Çok kötü öldürür o. Yardım etmem lazım. Ankara'ya saldırmayacağım da Mersinlilere saldıracağım. Soha neresi ki Soha? O gitti gerçi. Dur bakalım.
katıl bana. Güzel. Paşamızı yalnız bırakmayacağız. Bizi savaş ilan etse de yalnız bırakmayacağız. Çünkü çok kötü geliyor. Çok kötü. Oo, çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor. Koş. Orada hemen savaş açmam lazım. Ya sen öleceksin kardeş. Çok güçlü geliyor. Hemen bitirmemiz gerekiyor onu. Hemen. Çok tehlikeli. Direkt bana da savaş ilan etti. Sen ne yapıyorsun? Koş. O tanklar buraya dönmemeli. Bu arada Atatürk'e ne kadar kayıp verdirdi? 12K. Neredeyse kapitülasyonla sonuçlanacak. Bütün ordusu orada ama. Şimdi burayı biraz elle kontrol edeceğiz. Dağları ve nehirleri almamız lazım. Hemen kapitüle etmemiz lazım. Bu çok tehlikeli. Ama Atatürk'ün de bize Diklirvor atma ihtimali var. Yakın zamanda. O yüzden hemen buraya da minimal bir şekilde savunma yapacağız. Şu an fokus gidemem. O yol kapandı bize. O light tanklar buraya dönmeden hiç, dönmeden hem şey için Atatürk'ün mücadelesi hem de bizim mücadelemiz için benim bu adamı hemen öldürmem lazım. Abi hemen. Şakası yok. O tanklar dönerse döndü bile. Döndü bile. Dur Kastamonu'ya girersek bitecek mi? Dur Yozgat'a girdik. Çok zor, çok zor. Birlikleri çok güçlü. Şükürler olsun. Çok zordu. Bize bir şey düşmeyecek galiba. Amasya bile düşmeyecek mi? Aslında ben occupy dedim hoca. Evet. Atatürk'le savaşacağız maalesef. Şimdi... Bize direktmen saldıracak. Şakası yok. Aşağıda... 6 tümen asker var mı? 2 abi. Şimdi... Atatürk'ün fokusuna bakalım. Ne gidiyor? Ankara'yı kendine bağlayacak. Okey. Biz Zonguldak'a savaşın dedim. Zonguldak diye bir şey zaten yok. O bypass olacak. Bu da yok. Bana bypass olacak zaten. Ankara hükümetine saldıramam şu an. Şu olmadı. Çok güçlü Atatürk şu an. Halifeliğe saldırabilir miyim? Hayır, o daha çok daha sonra. Yani. Atatürk birazdan bize savaş açacak. Ankara'yı aldıktan sonra çok güçlü gelecek. Ama en nihayetinde o mandanın da ele geçirmesine gönlüm el vermezdi. O yüzden asla olmayacak bir şey. Gerekirse paşamla çetin bir harp ederiz ama o manda olmaz. O kadar da değil. Asker düşelim. Yukarıda düşeceğim. Bir de bizim Division Training'imiz çok fazla yüksek. %40 debuff'ımız var onunla alakalı. Asker düşemiyoruz o yüzden. Çok yavaş yetişiyor. Bu askerler ta ne zaman yetişiyordu? Düşünün. Şu buff'ı alalım. Evet şöyle aşağı doğru. Şimdi bize saldıracak muhtemelen. Yo The Mad World. Oo şeye saldırıyor. Halifeliğe saldırıyor. Kötü oldu. Halifeliğe saldırıyor. Benim direkt ona saldırmam lazım ama. Aynen benim direkt ona saldırmam lazım. Bu olmadı. Şu an bir tık sakattayız. Çok geniş cephe verirse eğer ilk videodaki gibi ben Ayva'yı yerim bu sefer. Çok fazla askeri olabilir. Ben de Atatürk'e savaş ilan edeceğim. Rocketable Population'ı da almamız gerekli. Çok hızlı. Allah'tan o debuff kalkmış ya. Yok yok o debuff da kalkmış. Evet Atatürk halifeyle savaş ilan etti. Askeri geçiş alıp gerekirse onu da savunmam gerekebilir ama çok hızlı fethedecek muhtemelen. Kayseri'ye de girdi. Line çekeceğim. Line çekmem lazım. Atatürk çok hızlı davrandı. Çok hızlı davrandı. Standart... Bir line çekebilirim ya. Yeterli askerim vardır diye düşünüyorum.
Hayır yok. Harika. Kapı süre edecek. Vurmaya çalışacağım şuralardan. En azından paket atalım ufak ufak. Acilen asker düşmemiz lazım buraya. Tamam. Elde olan asker kafi. 2. 2 birim. Halifelik yok olacak şimdi. Pis yiyecek. Ama biz ilerleyebildiğimiz kadar şu dağlarda aslında ilerleyelim. Fallback line'ı silip elle yönetime geçeceğiz. En azından şu nehri geçelim. Bir daha geçme şansımız olmayabilir. Şuradan da vuralım diyecektim. Halifelik baya baya bitti ya. Şu nehri geçmek çok önemli. Yoksa bir daha geçmek için çok adam kaybederiz. Buralar paşamın koru değil. O yüzden buralarda sıkıntı yaşayacak. Biz yaşamayacağız. Şöyle bir vuralım. Yukarıdan yukarıdan. Şurayı da yarsaydı koştu ya. Paket'i almak iyi bir hamle olabilirdi. Şöyle bir vuralım. En azından 2 birim asker, 2 birim askerdir dedik ama engellendik. Kahramanmaraş'ta engellendik. Çok zor bir savaş olacak. Ben alamadım çünkü buraları. Şu askerler de gelsin. Evet, savaş bitti. Artık line çekebilirim sonunda. Birlikler de bir dursun şimdilik. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Ama birliklerin içi boş çünkü o ordu çok büyük zayiat verdirdi bizim şeye, Atatürk'e. Büyük bir zayiat verdi. Bu arada bana navigasyon atıyor da niye dedim. Acaba onunla da mı savaştınız? Kaç ordusu var paşamın? Bizim daha mı çok ordumuz var? Hayır, eşit. Yakın, 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 tehlikeli. Tehlikeli. Güzel yerleri, stratejik yerleri geçmeyi başardık. Şuradan da belki bir paket girişimi olabilir Kahramanmaraş'tan. Şurayı alabiliriz. Bir orduya paket atabiliriz. İlerleyelim. Boş yerler var. Doldurmadan daha fazla ilerleyelim oralara. Kayseri'ye saldıracağım. Kayseri etrafını güven alacağım. Buraya paketi alamadık. Hoş olmadı ama burası düzlük. O yüzden buradan yapabilirsem eğer şurada güzel bir paket görüyorum. Şöyle geçip. Şu an bana bir paket deniyor ama geçmesine izin vereceğim. Çünkü o kadar da önemli değil oraya geçmesi. Şu an Kapitolü Gaziantep. Aynı bize olan şey oldu ve bu bir tık sıkıntı. Sıkıntısını yaşayacaktım muhakkak. Şu 4 askeri de buradan... aslında hayır. Hayır, niye öyle bir şey yapıyoruz ki? Buradan paket şansı var. Niye pakete zorlayalım? Ankara'yı aldık. Şimdi şuraya vurup hızlısından şu 4 orduyla beraber karşıya geçmem lazım. Şurada güzel bir paket var. Evet hocam. Arkamı güvene almamamın cezası. Yedik resmen o cezayı. Disaster yedik resmen. Ama paketi kapatmasını da bildik ya. Sıkıntı yok. Artık. Ordusu çembere alındı. Şimdi vurmaya başlayacağız. Burayı zar zor açar. Açamaz bence. Göreceğiz ama yine de. Boş toprak yok değil mi? Evet. Vurmaya başlayalım. Uçağımız yok. Olması teklif zahir edilemez zaten. Kimse de yok. Paket ayarı atarsak güzel ilerleriz diye düşünüyorum. Bundan sonra bir line daha çizeceğim. Bu sefer itme line olacak. Şu an boş toprakları zorluyor ordumuz. Ama yani iyi gidiyor, iyi gidiyor. Savaş iyi gidiyor bizler için. Yeni asker basabilir miyim? Hayır. Elde olana yetineceğiz. Güzel. Paketi kapatmak çok elzem. Bir de double combatları hep kovalayacağız. Mesela şurayı zorlayayım. Orası o kadar önemli değil bizim için. Orası alsa bile bu paket açılmıyor. Şurayı alması lazım. Ama orayı rahat bir şekilde aldı işin garibi. O yüzden buna last stand vereceğim. Dayansın.
İyi bir konumda şu an çünkü. Tutabilir. Bu paket bittiği zaman rahat ederiz biz de. Şuraya biraz takviye. Siz de vurmayı bırakın oradan. Şuna bir reinforce atalım. Evet, şurada güzel bir fırsat var. Fırsat kendiliğinden ayağınıza geliyor zaten. Buradan aşağı doğru inersek içeri kapatırız. Güzel. Paket de bitti. Aynen. Şimdi şu orduyla beraber şuraya gideceğiz. Gerçekten. Tamam, buraya gel. Şuradan aşağı doğru da inebiliriz. İki yönlü, üç yönlü. Artık ne kadar yönlü gidebilirsek gidelim. Şu aşağıda güzel bir paket var. Buradan aşağı doğru atarsak eğer direnişleri kırılacaktır muhtemelen. Şu an fokus gidemem. Ama gideceğim her fokus zaten bypass olduğu için bir problem yok. Gayet iyi. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, bitti yani. Şuradan aşağı içeri girdim sana de bu iş biter. Şuradan da inelim. Evet, paket tamamlandı. Gayet hoş. Şimdi hem batı hem de doğu paketta. Çünkü batı dışarıdan yardım alamayacağı için paketta. Doğu ise Kapitol'ü kaybettiği için paketta. Word. Güzel. Birlik daha imha edildi. Şöyle. Buralar koru değil, sadece Malatya koru. Buraları kor yapamadı. Bunun için beni de ele geçirmesi gerekiyordu. Ama bizden daha güçlü olduğu aşikar. Evet, bundan sonrası zafer. Yaklaşık 3 katımız kadar kayıp verdirmeyi başaracağız gibi duruyor. Şuradan aşağı inelim. Burada biraz daha paketi genişletmek istiyorum çünkü River deniz şey nehir geçişleri var. Yani ne kadar çok paket atarsak o kadar az zayiat. Yani şurayı geçemeyeceğim ama belki Mersin şeyini geçeriz ya. Zor, burası daha zor ama geçersek sıkıntı yok. Gerçi batı tarafında kapsül edersem eğer batı tarafı da yani neredeyse sınırda tutacak askeri kalmadı. Biraz zorlamak lazım. Şurası triple'a girdi. Double bile değil yani artık. Güzel. Hah, Mersin'den geçtiysek, Adana'ya aldıysak hiç sıkıntı yok. Buradaki bütün orduyla batıya döndüğüm zaman zaten savaş hem bizler için hem onun için bitmiş olacak. Hala daha direnebilir ama. Tıklayalım. Gaziantep'e girmemiz çok önemli. Şuradan da bir paket deniyorum ama zor bu paket. Çok zor. Batı'da iyi ilerlemeler kat ediyoruz. Güzel. Onun yerine direkt şuraya vuruyor. Gün gün toprak toprak ilerliyoruz. Harika. Dağ burası ve daha da kötüsü nehir geçişi. Şurada bir paket var. Böyle minik minik ısırıklar alarak yürüyeceğiz. Cepheye daha da az asker getirecek kısacası. Dağ ve nehir geçişini indiremiyoruz. Problem. Ama buradan iyi itiyoruz. Ya muhtemelen oranın düşmesine gerek bile yok ama yine de uğraşmaya değer. Bir de Edirne'ye geçemeyeceğimiz için sınır olmadığından değiyor. Problem. Şu an batı tarafına yine asker düşemez. Dediğim gibi bir paket içerisinde aslında. O yüzden kafa rahat. Buradaki şu hareketi maymunluğu yapabiliyorum yani. Hiçbir problem yok bunu yapmamda. Cephelerden gördüğünüz gibi asker çekiyor. Dolayısıyla daha çok pakata müsait bir duruma gidiyor. Bitiyor öylelikle. Ya bu asker pakata girdi diyebiliriz. Ama açılacak. Çok basit açılacak. Ve cephenin lojistik hattını bozduğumuz için de daha zor duruma düşecek. Kahramanmaraş'ta paket yedim. Çünkü buradaki birlik yanlış sayılıyor. Şöyle bir silelim. Şimdi güzel oldu işte. 18 ünit var ya burada. Gaziantep Kapitolyu bitmiş. Kahramanmaraş'ta kalalım. Bursa tekrar Kapitol. Nasıl Kapitol oldu bilmiyorum. Gaziantep'i de almadık aslında ama. Burası da için daha iyi oldu. Doğu'da paket saydı tamamen.
Abi biz güzel itlik yaptık da bir nevi de itlik bize oldu be. Şu birliği ayarlayacağım şimdi. Şöyle gelsin bakalım. Bitti savaş. Yani bizler için bitti en azından. Güzel ilerliyoruz. Buradaki ordu da geldiği zaman, takviye edildiği zaman bitecek. Zafere ulaşacağız. Evet, burada bitirelim. Milli mücadelemiz Enver Paşa yolundan devam edecek. Bunda kalmayacak. Turanist yola da gideceğiz. Yeni fokus trileri var. Ve tamamen birleşik bir şekilde Turan hayalleriyle Osmanlı'nın eski, kısmen eski topraklarına geri dönmeye çalışacağız. Yani belirli toprakları var. Onlara geri dönmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.